İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu haftada bul cebine devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz standart formlar ya da kanonik açılımlar. İlk olarak çarpımlar toplamı formundan, standart çarpımlar toplamından ve minterm kavramından, daha sonra toplamlar çarpımı formundan, standart toplamlar çarpımından ve maxterm kavramından ve son olarak da bu formlar arasındaki dönüşüm işlemlerinden bahsedeceğiz. Lojik ifadeler çarpımlar toplamı ya da toplamlar çarpım formunda ifade edilebilir ve aralarında dönüşümleri yapılabilir. Bu formlar sayesinde hem lojik ifadeler standartize edilmiş olur hem de lojik ifadelerin değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi daha kolay ve sistematik hale gelir. Şimdi çarpımlar toplamı formundan bahsedelim. Çarpımlar toplamı formu Değişkenlerin çarpımlarından ve bu çarpımların toplamlarından oluşur. Değişkenlerin ise ya normal ya da tümleyen formları olur. Çarpım terimleri değişkenlerin tamamını içermek zorunda değildir. Ekranda gördüğünüz gibi a çarpı b çarpı c artı a üssü b artı bc üssü d üssü ifadesi ya da a üssü artı ab artı bc üssü ifadeleri çarpımlar toplamı formundadır. Buradaki terimler gördüğünüz gibi değişkenlerin tamamını içermemiştir. Örnek olarak ilk terimimiz d değişkenini, ikinci terimimiz c ve d değişkenini, üçüncü terimimiz de a değişkenini içermemektedir. Fakat çarpımlar toplam formunda önemli olan değişkenlerin tamamını içermesi değil, önemli olan değişkenleri ya kendisinin ya da tümleyenlerinin olmasıdır. Oysa A çarpı B çarpı C'nin tümleyeni ifadesi çarpımlar toplamı biçiminde değildir. Çünkü birden fazla değişkenin tümleğini içeren terimler vardır. Verilen lojik bir ifadeyi çarpımlar toplamı formuna dönüştürmek için bu cebrinin kuralları kullanılır. Örneğimizdeki lojik ifade çarpımlar toplamı biçiminde değildir. Çünkü görüldüğü gibi burada parantezler içerisinde birden fazla terimi kapsamaktadır. Burada dağılma kuralını uygulayabiliriz. Dağılma kuralını uyguladığımızda a üssü b c artı a üssü b d üssü terimleri gelmektedir. Gördüğünüz gibi buradaki ifademiz çarpımlar toplamı biçimindedir. Şimdi de standart çarpımlar toplamından bahsedelim. Çarpımlar toplamı formunda ifade edilen bir lojik ifadenin içerdiği terimler tüm değişkenleri içermeyebilir. Çarpımlar toplamı olarak elde edilmiş bir lojik ifadeyi standart çarpımlar toplamı biçiminde yazmak istiyorsak lojik ifadedeki her terimin tüm değişkenleri içerecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Örneğimizde 3 değişkenli bir lojik ifade verilmiştir. a çarpı b üssü artı a çarpı c. Bu çarpımlar toplamı biçiminde verilmiş ifadeyi standart forma dönüştürebilmemiz için gerekli terimlerle genişletme yapmak gereklidir. Örnek olarak burada a çarpı b üssü terimini c artı c üssü ile burada da a çarpı c terimini b artı b üssü ile genişletmemiz gerekecektir. Genişletme işlemlerini yaptığımızda ekranda gördüğünüz gibi olacaktır. Burada her iki terim de aynı olduğu için bir tanesini yazmak yeterlidir. Gördüğünüz gibi yeni ifademiz değişkenlerin tamamını içermektedir. Yani standart çarpımlar toplam biçiminde bir ifadedir. Çarpımlar toplam biçiminde verilmiş bir ifadeyi standart çarpımlar toplam biçimine dönüştürmek istediğimizde genişletme yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu genişletme işlemleri sırasında bazı hatalar yapılabilir. Bunu önlemek için sistematik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Ekranda bir lojik ifademiz var. Çarpımlar toplam biçiminde verilmiş. A artı BC artı A üstü C. Bunu genişletmek için A'yı B artı B üssü çarpı C artı C üssü ile B çarpı C'yi A artı A üssü ile ve A üssü çarpı C'yi de B artı B üssü ile genişletmemiz gerekecektir. Bunu sistematik olarak ekranda gördüğünüz tablodaki gibi yapabiliriz. Bu sistematik yaklaşımda her bir terimi burada tablomuza taşıdık. A teriminde eksik olan B ve C değişkenleri olduğu için B ve C'nin toplam 4 tane kombinasyonu vardır. Gördüğünüz gibi o 4 tane kombinasyon değeri buraya yazılmıştır. A değişkeninde kendisi olduğu için değeri 1 olarak gösterilmiştir. Benzer biçimde ikinci terimimiz B çarpı C'dir. Burada eksik olan terim A'dır. A'nın da iki farklı kombinasyonu olabilir. O da 0 ve 1. B ve C'nin normal formu olduğundan dolayı 1 olarak ifade edilmiştir. Son olarak da A üssü çarpı C terimimiz vardır. Burada olmayan terim B'dir. B'nin de iki tane kombinasyonu vardır. Onlar da 0 ve 1'dir. A üstünden kaynaklanan 0, C'den de kaynaklanan bir ifadesini yerleştirdiğimizde buradaki 4, 6, 8 tane terim standart formdaki ifadeyi verecektir. Örnek olarak A için yazmak istediğimizde A çarpı BD çarpı C değil artı A çarpı BD çarpı C artı A çarpı B çarpı C değil artı A çarpı B çarpı C olacaktır. İlaveten BC'yi düşündüğümüzde A değil çarpı B çarpı C artı A çarpı B çarpı C olacaktır. Ve son olarak da A değil çarpı B değil çarpı C artı A değil çarpı B çarpı C olacaktır. Bunlar da ekranda gördüğünüz gibi buraya yazılmıştır. Burada tekrar eden terimler vardır. Örnek olarak A çarpı B çarpı C terimi ve A üstü çarpı B çarpı C terimleridir. İkisinin yerine bir tanesini yazmamız yeterli olacaktır. Bu cebri gereği. Ve elde edilmiş standart formdaki ifademiz ekranda gördüğünüz gibidir. Standart çarpımlar toplamı formu özellikle doğruluk tablosu oluşturmada ve ileride göreceğimiz karno haritası yardımıyla sadeleştirme işlemlerinde gerekli olacaktır. Şimdi de mintem kavramından bahsedelim. Standart çarpımlar toplamı şeklinde ifade edilmiş bir lojik ifadedeki her terim min term ismiyle anılır. 3 değişken içeren bir lojik ifade 8 adet min term içerir. Bu min termler girişlerin sadece belli bir kombinasyonda bir değerini alırlar. Min termler m indis ile ifade edilirler. İndis min termin değerini bir yapan değişken kombinasyonunun desimal değeridir. Ekranda gördüğünüz tabloda 3 değişkenli bir ifade sunulmuştur. Burada değişkenlerin alabileceği tüm kombinasyonlar kodlanmıştır. Buradaki ilk terimimiz görüldüğü gibi A değil çarpı B değil çarpı C değildir. Tanımımız gereği bu değişkenlerin çarpımını bir yapan kombinasyonlar mintermleri oluşturur. Yani burada A, B, C'yi yerine koyduğumuzda buradaki terimin değeri 1 olacaktır. Ve 1 olmasına neden olan kombinasyon da 0 0 0 yani desimal karşılığı 0'dır. Dolayısıyla bu M 0 ile gösterilir. Burada M0 dediğimiz mintermdir. İkinci kombinasyonumuz A'nın 0, B'nin 0, C'nin 1 olduğu kombinasyondur. Bu değişkenlerin çarpımını 1 yapan ifade A değil çarpı B değil çarpı C'dir. Bu da M1 mintermine karşılık gelmektedir. Yani burada gördüğünüz kombinasyonun desimal karşılığıdır. Üçüncü kombinasyonumuz A'nın 0, B'nin 1, C'nin 0 olduğu kombinasyondur. Bu değişkenlerin çarpımını 1 yapan da ifade A değil çarpı B çarpı C değildir. Yine bunun da min termi M2 olarak gösterilir. Diğer terimimiz A'nın 0, B'nin 1, C'nin 1 olduğu kombinasyon. Bu değişkenlerin çarpımını 1 yapan ifade. A değil çarpı B çarpı C'dir. Bunun da karşılığı M3'tür. Son olarak da tüm değişkenlerimizi bir değerine aldığında bu değişkenlerin çarpımını bir yapan ifade A çarpı B çarpı C'dir. Bunun da term karşılığı M7 olarak verilmektedir. Mintem kavramı özellikle standart çarpımlar toplamına ait bir gösterim şeklidir. Bundan sonraki örneklerimizde fonksiyonların mintem karşılıklarını bulacağız. Örneğimiz f eşittir a değil b değil c artı a üstü bc artı abc standart formda verilmiş ifadenin doğruluk tablosunu oluşturmak istediğimizde devrenin çıkışı bu çarpım terimlerinin değerlerini bir yapan kombinasyonlarda bir olacaktır. Böyle bir fonksiyon verildiğinde bunu doğruluk tablosunu oluşturmak istediğimizde ilk olarak değişkenleri tüm kombinasyonlarını yazdık. Daha sonra bunların her biri aslında birer min termdir. Buradaki her bir terimin değerini bir yapan kombinasyonları 1 yazdığımızda doğruluk tablosunu oluşturmuş olacağız. Örnek olarak a üssü b üssü c terimini 1 yapan kombinasyon 001'dir. Görüldüğü gibi 001 değerlerine karşılık çıkışımız 1'dir. İkinci terimimiz a üssü BC. Bu terimi 1 yapan değişken kombinasyonu 0 1'dir. Görüldüğü gibi 0 1. Kombinasyonda çıkışımız 1'dir. Son terimimiz de A çarpı B çarpı C'dir. Buradaki terim 1 yapan değişken kombinasyonu 1 1 1'dir. Dolayısıyla bu kombinasyona 1 yazdık. Geri kalan yerleri de 0 yerleştirdik. Bir lojik ifadeyi temler cinsinden göstermek istediğimizde toplam sembolünü kullanırız. Burada gördüğünüz gibi minitemlerimiz M1, M3 ve M7 minitemlerine karşılık gelmektedir. Burada toplam sembolünün yanında 1, 3, 7 şeklinde verilir ve bunun da eşiti M1 artı M3 artı M7'dir. Gördüğünüz gibi minterm kavramı standart çarpımlar toplamına özgü bir kavramdır. Şimdi de toplamlar çarpım formundan bahsedelim. Toplamlar çarpım formu değişkenlerin toplamlarından ve bu toplamların çarpımından oluşur. Bir değişken ya kendisi ya da tümleyeni vardır. Örnek olarak A artı B üssü çarpı A üssü artı B artı C ifadesi veya A çarpı A üssü artı B çarpı B artı C üssü ifadeleri toplamlar çarpımı formundadır. Gördüğünüz gibi değişkenlerin ya normal formu ya da tümleyen formu vardır. Ve buradaki toplam terimlerin çarpımı sonucunda toplamlar çarpım formu elde edilmiştir. Oysa birden fazla değişkenin tümleyenini içeren terimler varsa toplamlar çarpımı formundadır diyemeyiz. Örnek olarak A artı B artı C'nin tümleyeni tanımımız gereği bir değişken ya kendisi olmalıdır ya da tümleyeni olmalıdır. Burada gördüğünüz gibi birden fazla toplamın tümleyeni alınmıştır. Dolayısıyla buradaki ifademiz toplamlar çarpım formunda değildir. Benzer şekilde ikinci lojik ifademizde de burada terimlerin toplamlarından ve bu terimlerin çarpımından oluştuğu gözlenmektedir. Dikkat edecek olursanız A terimi B ve C terimlerini içermemekte. A üst artı B terimi C terimini içermemekte. B artı C üst terimi de A terimini içermemektedir. Önemli olan değişkenlerin toplamları ve bunların birbirleriyle çarpılmasıdır. Şimdi de standart toplamlar çarpımından bahsedelim. Toplamlar çarpımı olarak elde edilmiş bir lojik ifadeyi standart toplamlar çarpım biçiminde yazmak istersek lojik ifadedeki her terimin tüm değişkenleri içerecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. Örneğimiz 3 değişkenli bir fonksiyona aittir. a artı b üssü çarpı b artı c. Görüldüğü gibi toplam terimlerinde eksik değişkenler vardır. a artı b üssünde c terimi noksan, B artı C'de de A terimi 90'dır. A artı B üssü terimini C çarpı C üssü ile B artı C teriminde A çarpı A üssü ile genişletebiliriz. Bildiğiniz gibi değişkenin kendisiyle tümleyenin çarpımı 0 olacağından dolayı toplam terimine bir etki göstermeyecektir. A artı B üssü artı C çarpı C üssü dediğimiz gibi bu ifade 0 olduğundan lojik ifadeyi değiştirmeyecektir. Benzer şekilde burada da a çarpı a üssü sıfırdır. Yine lojik ifadeyi değiştirmeyecektir. Burada tabii ki elde ettiğimiz form şu anda standart formda değildir. Çünkü burada görüldüğü gibi bir çarpım ifadesi vardır. Oysa bu formda değişkenlerin toplanması gerekiyordu. Burada dağılma kuralını uygulayabiliriz. A artı B üssü C çarpı C üssü üzerine dağıtabiliriz. Dolayısıyla A artı B üssü artı C çarpı A artı B üssü artı C üssü olacaktır. Benzer şekilde burada da B artı C terimini A çarpı A üssü üzerine dağıtabiliriz. İfademiz A artı B artı C çarpı A üssü artı B artı C olacaktır. Dikkat edecek olursanız ifadedeki her bir değişken sıralı bir şekilde yapılmıştır. Geleneksel olarak değişkenler sıralı bir şekilde sunulurlar elde ettiğimiz ifade standart toplamlar çarpımı formundadır. Şimdi de maxterm kavramından bahsedelim. Standart toplamlar çarpımı şeklinde ifade edilmiş bir lojik ifadedeki her terim maxterm ismiyle anılır. 3 değişkene sahip bir lojik ifade 8 adet maxterm içerir. Bu maxterm'ler girişlerin sadece belli bir kombinasyonda sıfır değerini alırlar. Maxterm'ler büyük M indis ile ifade edilirler. Indis, max termin değerini sıfır yapan değişken kombinasyonunun desimal değeridir. Ayrıca max termler min termlerin değili olarak da düşünülebilir. Burada ifade ettiğimiz şeyleri tablo üzerinde inceleyelim. Burada 3 değişkenli bir doğruluk tablosu verilmiştir. Görüldüğü gibi max termler değişkenlerin toplamını sıfır yapan ifadelerdir. Burada abc'nin aldığı değerler 0, 0, 0'dır. Dolayısıyla bunlar toplandığında 0 verebilmesi için kendilerinin işleme girmesi gerekmektedir. Yani A artı B artı C olmalıdır ve bunun da karşılığı M0'dır. İkinci örneğimizde A'nın 0, B'nin 0, C'nin 1 olduğu durum. Bunlar yine toplanacaklar. Toplam ifadesinin 0 olabilmesi için A artı B artı C üssü elde edilmelidir. Bunun da karşılığı M1'dir. Diğer bir terimimiz a'nın sıfır, b'nin bir, c'nin sıfır olduğu durum, değişkenleri topladığımızda sıfır olabilmesi için a'nın kendisinin, b'nin tümleyeninin, c'nin de kendisinin toplanması gerekmektedir. Yani a artı b üssü artı c. Diğer bir kombinasyonumuz a'nın sıfır, b'nin bir, c'nin de bir olduğu kombinasyon. Bu değişkenlerin toplamı sıfır olabilmesi için a'nın kendisinin, b'nin tümleyeninin, ve C'nin de tümleyeninin toplanması gerekecektir. Onun da karşılığı A artı B üssü artı C üssüdür. Buradaki kombinasyonda desimal değeri bizim maksimumumuzu vermektedir. Yani M3'e karşılık gelmektedir. Son olarak da A'nın bir, B'nin bir, C'nin bir olduğu kombinasyon değişkenlerin toplamı 0 olmasını istiyorduk. Dolayısıyla A'nın değili artı B'nin değili artı C'nin değili şeklinde ifade edilir. Ve bunun da karşılığı M7'dir. Hatırlarsanız buradaki ifadeler mintermler cinsinden yazdığımızda örnek olarak ilk kombinasyon için A D çarpı B çarpı C değildi. Gördüğünüz gibi incelediğimizde max termin değili alındığında minterm veya min termin değili alındığında max termi bulabilmekteyiz. Demek ki max term kavramı standart toplamlar çarpımına ait bir kavramdır. Ekrandaki lojik ifadenin doğruluk tablosunu oluşturmak istediğimizde f çıkışı bu toplam terimlerinin değerlerini sıfır yapan kombinasyonlarda sıfır olacaktır. Diğer durumlar ise birdir. Bu min termdekinin tam tersi olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki buradaki toplam terimlerinin değerini sıfır yapan kombinasyonlarda f çıkışımız sıfır olacakmış. A, B ve C'nin sıfır olması durumunda buradaki terim sıfır olmaktadır. İlgili kombinasyonumuz burası. A'nın sıfır, B'nin sıfır ve C'nin sıfır olması durumunda. İkinci toplam terimimiz A artı B üssü artı C. Bu terimi sıfır yapan değişken kombinasyon da A'nın sıfır, B'nin bir ve C'nin de sıfır olduğu kombinasyondur. Gördüğünüz gibi A'nın sıfır, B'nin bir ve C'nin sıfır olduğu kombinasyonda çıkışımız sıfırdır. Diğer bir terimimiz A üssü artı B artı C'dir. Bu toplam ifadesini sıfır yapan değişken kombinasyonu a'nın bir, b'nin sıfır ve c'nin sıfır olduğu durumdur. Görüldüğü gibi a'nın bir, b'nin sıfır, c'nin sıfır olduğu kombinasyona sıfır yazılmıştır. Diğer bir terimimiz a üssü artı b artı c üssüdür. Bu toplam terimimizi sıfır yapan değişken kombinasyonu a'nın bir, b'nin sıfır ve c'nin de bir olduğu kombinasyondur. Görüldüğü gibi A'nın 1, B'nin 0, C'nin de 1 olduğu kombinasyona 0 değeri verilmiştir. Son olarak da A üssü artı B üssü artı C toplam terimimiz var. Bu toplam terimini 0 yapan değişken kombinasyonu A'nın 1, B'nin 1 ve C'nin 0 olduğu kombinasyondur. Görüldüğü gibi A'nın 1, B'nin 1, C'nin 0 olduğu kombinasyona 0 yazdık. Diğer geri kalan çıkış ifadelerine de birileri yerleştirdik. Bir lojik ifadeyi maksimler cinsinden ifade etmek istersek pi ya da çarpım sembolünü kullanırız. Görüldüğü gibi m0, m2, m4, m5 ve m6 içerdiğinden dolayı bu p sembol içerisinde bu rakamları yazdık. Bunun da eşiti görüldüğü gibi m0 çarpı, m2 çarpı, m4 çarpı, m5 çarpı, m6'dır. Dediğimiz gibi bu form standart toplamlar çarpım formudur. Şimdi de bu standart formlar arasındaki dönüşüm işlemlerinden bahsetelim. İlk olarak standart çarpımlar toplamından standart toplamlar çarpımına nasıl dönüşüm yapılabileceğini görelim. Çarpım terimlerini bir yapan kombinasyonlar bulunur. Bildiğiniz gibi bunlar min Daha sonra bu kombinasyonların dışındaki kombinasyonlar tespit edilir ve elde edilen kombinasyonların değerini sıfır yapan toplam terimleri bulunur. Yani maksimler bulunur. Örneğimiz 3 değişkenli bir lojik ifadeye dair. Bu ifademiz M4, M5, M6 ve M7 mintemlerinden oluştu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bunu doğruluk tablosuna taşımak istediğimizde ilgili yerlere 1 yazmaktayız. Burası 4, burası 5, burası 6 ve burası da 7'dir. Geri kalan kombinasyonlarımız sıfır olarak yazılmıştır. Bu örneğimiz aynı zamanda bu dönüşüm işlemlerinin ispatını da göstermektedir. Örneğimizin sonunda bunun pratik yöntemini izah edeceğiz. Burada f üssü bulmak istediğimizde bu sütunun değini almamız yeterlidir. Değeri alındığımızda da buradaki gördüğünüz yapı elde edilecektir. Bunu ifade etmek istediğimizde burası m0, burası m1, burası m2 ve burası da m3'tür. Dolayısıyla f üstü fonksiyonumuz m0 artı m1 artı m2 artı m3 olacaktır. Tekrar f fonksiyona dönmek istediğimizde bu ifadenin tümleyenini almamız gerekecektir. Tümleyenini aldığımızda şu ifadenin de tümleyenini alınması gerekecektir. Dolayısıyla min termlerin tümleyenlerin çarpımı oluşmuştur. Hatırlarsanız min ve maksemlerden bahsederken min değinin değilinin maksem olduğunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi M0'ın değeri büyük M0'a eşit. M1'in değeri büyük M1'e eşit. M2'nin değeri büyük M2 ve M3'ün değeri de büyük M3'tür. Dolayısıyla biz bu lojik ifadeyi pi sembolü içerisinde 0, 1, 2, 3 olarak da tespit edebiliriz. Bundan sonraki işlemlerde buradaki f üssü sütununu bulmak zorunda değilsiniz. Size böyle bir lojik ifade verildiğinde bu terimlerin dışındaki terimlerden standart toplamlar çarpım formunu elde edebilmekteyiz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3 numaralı terimler eksik olduğundan pi'nin içerisine bunları yazdığımızda standart toplamlar çarpım formunu elde etmiş olmaktayız. Özetleyecek olursak çarpımlar toplam formunun içerdiği terimlerin dışında kalan kombinasyonlardan toplamlar çarpım formu elde edilir. Benzer şekilde bunun tersi de geçerlidir. Şayet fonksiyonumuz bu şekilde verilmiş olsaydı pinin içerisinde 0 1 2 3 bunu standart çarpımlar toplam biçiminde ifade etmek isteseydik geriye kalan terimler yani 4 5 6 7 numaralı terimlerden F fonksiyonumuzu elde edebilecektik. Ekranda gördüğünüz lojik ifade standart çarpımlar toplam biçiminde verilmiştir. Bunun Standart toplamlar çarpımının formu istenmektedir. Çarpım terimlerini 1 yapan kombinasyonlar şunlardır. a'nın 1, b'nin 0, c'nin 1 olduğu durum yani 1-0-1 kombinasyonu. 2. çarpım terimimiz için a'nın 0, b'nin 1, c'nin 1 olduğu kombinasyon. 3. terimimiz için a'nın 1, b'nin 0, c'nin 0 olduğu kombinasyon. 4. terimimiz A'nın 1, B'nin 1, C'nin 1 olduğu kombinasyon. Son olarak da A'nın 0, B'nin 0 ve C'nin 1 olduğu kombinasyondur. Hatırlarsanız bunlar minitemlerdi. Yani bu lojik ifademiz M5 artı M3 artı M4 artı M7 artı M1 minitemlerinden oluşmaktadır. Bunların dışındaki kombinasyonlardan da maxtermler formunu yani standart toplamlar çarpım formunu elde edebiliriz. Görüldüğü gibi 0, 2 ve 6 numaralı terimler üstteki ifadede yok. Dolayısıyla bunlardan toplam terimlerini oluşturacağız. Ne demiştik? Değişkenlerin toplamı 0 vermeliydi. Dolayısıyla buradan a artı b artı c gelmektedir. 3'ü de 0 olduğunda bu toplam terimin karşılığı 0'dır. İkincisi A artı B değil artı C'dir. Görüldüğü gibi buraya 0 1 0 konulduğunda 0 1 0 bu terimin karşılığı yine 0 olmaktadır. Son olarak da M 6'dır. A'nın 1, B'nin 1, C'nin 0 olduğu durumda bu toplam terimi 0 olacaktır. Dolayısıyla bu 3 tane max term çarpıldığında lojik ifadeyi elde etmekteyiz. Örneğimizdeki lojik ifadeyi Buradaki 5 tane min termin toplam biçimde de verebilirdik ya da toplam sembolü içerisinde sıralı bir şekilde 1, 3, 4, 5, 7 şeklinde de verilebilirdi. Bu min termlerin dışındaki kombinasyonlar 0, 2 ve 6 olduğundan dolayı bu min termin karşılığı olarak pi sembolü içerisinde 0, 2, 6 yazılabilir. Bunlar birbirine eşit olmaktadır. Demek ki verilen bir lojik ifadeyi istersek standart çarpımlar toplam formunda... İstersek de standart toplamlar çarpım formunda ifade edebilmekteyiz. Bu ifadeler tamamen birbirine denk ifadelerdir. Şimdi de sadeleştirme işlemlerinden bahsedelim. Bu örneğimiz özellikle lojik ifadeli min terminal şeklinde ya da max terminal şeklinde ifade ettiğimizde ve bunları ayrı ayrı indirgediğimizde işlem sonuçlarının birbirine denk düşeceğini göstermek içindir. Örneğimizde bir doğruluk tablosu verilmiştir. Bu doğruluk tablosundaki f çıkışının indirgenmesi yani sadeleştirilmesi istenmiştir. İlk olarak f fonksiyonunu min temler cinsinden yazalım. Görüldüğü gibi burada f fonksiyonunun bir olduğu kombinasyonları baz almamız gerekmektedir. Buradaki min terimiz m0, buradaki m2, buradaki m3, buradaki m5 ve buradaki de m7'dir. Görüldüğü gibi f, a, b, c eşittir. Bu mintemlerin toplam biçiminde verilmiştir. Bu mintemleri açmak istediğimizde örnek olarak m0 için a değil çarpı b değil çarpı c değil. Burada m2 için a değil çarpı b çarpı c değil. Burada m3 için a değil çarpı b çarpı c. 5 için a çarpı b değil çarpı c. Ve 7 için de A çarpı B çarpı C'dir. Görüldüğü gibi burada bu iki terim A üssü çarpı C üssü parantezine alınabilir. Burada gördüğünüz gibi A üssü C üssü parantezinde B üssü artı B şeklinde ifade ettik. Bu terimi aynen yazdık. Buradaki iki terimi de A çarpı C parantezine alabiliriz. A çarpı C parantezine aldığımızda B üssü artı B gelmektedir. Bildiğiniz gibi B üssü artı B 1'dir. Yani çarpmada etkisiz eleman olarak düşünülebilir. Buradan işlem sonucu A üssü çarpı C üssü. Bunu aynen aldık. Buradan da benzer şekilde B artı B üssü 1'dir. Buradan da A çarpı C gelmektedir. Daha sonra burada C parantezine alabiliriz. Bu terimi aynen aşağı aldık. O iki terimi de C parantezine aldığımızda A üssü B artı A olmaktadır. Hatırlayacağınız gibi a artı a üstü b şeklindeki ifadenin karşılığı a artı b idi. Onu buraya yazdık ve açtığımızda burada gördüğünüz lojik ifadeyi elde ettik. Benzer şekilde a üstü c üstü artı a üstü b çarpı c artı a teriminde burada c parantezini almıştık. Bunun yerine şu iki terimi baz alarak a üstü parantezini de alabilirdik. Bunu yaptığımızda da bakın Burada A üstü parantezini aldık. C üstü artı BC ve bu terimi de aynen aldığımızda şöyle bir lojik ifade bulmaktayız. Bu iki lojik ifade tamamen birbirine denk olan yani eşdeğer olan lojik ifadelerdir. Şimdi burada yaptığımız işlemleri maksimler cinsinden de yapalım. Maksimler cinsinden f fonksiyonunu ifade etmek istediğimizde f fonksiyonundaki sıfırları baz alıyorduk. Görüldüğü gibi burada büyük m1, Burada büyük M4 ve burada da büyük M6'dır. Bunların çarpımlarına oluşacaktır. Ve buradaki maksimleri yazmak istediğimizde M1 için A artı B artı C üssü olacaktır. M4 A üssü artı B artı C ve M6 da A üssü artı B üssü artı C olacaktır. Dediğimiz gibi buradaki toplam ifadesini sıfır yapan kombinasyonlardır. Mesela M1 için 0, 0, 1 koyduğumuzda buradaki terim 0 oluyordu. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmek istiyoruz. Bunun için dağılma kuralını uygulayabiliriz. Bu iki terimi birbiri üzerine dağıttığımızda burada gördüğünüz yapılar oluşacaktır. Buradaki terimi aynen aldık. Burada düzenlemeler yapıldığında bu formel edilmektedir. Burada görüldüğü gibi B parantezlerine alınabilir. B parantezlerine alındığında buradaki terimler 1, 2, 3, 4, 5 tane terimin tamamı B'ye karşılık gelecektir. Çünkü burada B vardır. Hatırlarsanız A artı AB şeklinde bir ifadenin karşılığı A'dır. Burada da A dediğim şey B'ye tekabül etmektedir. Dolayısıyla bunlar B parantezine alındığında bu 5 terimin karşılığı da B'dir. Diğer terimler aynen alınmıştır. Bu da aynı şekilde. Daha sonra yine burada bir dağılma özelliği kullandığımızda buradaki yapı elde edilmektedir. B çarpı B üssü 0'dır. A üssü çarpı A yine 0'dır. Burada da C çarpı C üssü var. Burası da 0'dır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda buradaki ifade elde edilecektir. Bu iki terimde B üssü ortak olduğundan dolayı B üssü parantezine alınmış AC artı A üssü C üssü oluşmuştur. Burada da gördüğünüz gibi bu yapının aynısıdır. Onu da buraya yazdık. Bu terimi aynen buraya aldık. Bu iki terim düşünüldüğünde yani ac artı a üstü c üstü parantezini aldığımızda buradan b üstü artı 1 gelecektir. Yani işlemimizin sonucu ac artı a üstü c üstüdür. a üstü B de aynen buraya aldık. Gördüğünüz gibi bir önceki formda da aynı eşitliği bulmuştuk. Hatta farklı tip indirgemeler yapılarak bir önceki slaytta gördüğümüz diğer çözüm bulmamız da mümkündür. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Doğruluk tablosundaki birlerden yola çıkarak mintemler cinsinden ya da sıfırlardan yola çıkarak maksemler cinsinden f fonksiyonunu ifade edebilmekteyiz. Her iki form için sadeleştirme yapıldığında da elde edilen lojik ifadeler birbirine denk olmaktadır. Bu haftalıkta bu kadar sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.